Merhaba. Bu derste WordPress'in en çok kullanılan alanlarından birini göstereceğim. Yeni ekle. Yeni ekle seçeneğine yazılar alanından yeni ekle başlığına basarak ulaşabildiğiniz gibi yukarıdaki araç çubuğundan yeni yazıya basarak da ulaşabilirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Tüm yazılar alanındaysanız eğer, bakın burada yeni ekle seçeneği var. Buraya da basarak aynı yere erişebilirsiniz. Şimdi gelelim yeni yazı ekle alanına. Bu alanda öncelikle unutmamanız gereken şey başlık girmek. Örneğin deneme yazıyorum ben başta. Siz başlığı girdikten kısa bir süre sonra alt tarafta sayfanın linki hazırlanıyor. Kalıcı bağlantı umutd.com deneme 2. Örneğin deneme 2 yazısı hoşunuza gitmemiş olabilir. Belki daha farklı bir internet adresi belirtmek istiyorsunuz. Bu alanı eğer beğenmediyseniz düzenle seçeneğine basıp deneme ya küçük olmasına dikkat ediyorsunuz. Rakamla başlamamasına dikkat ediyorsunuz sayfa isminin. Ve aralarına virgül, iki nokta tarzı şeyler koymuyorsunuz. Ne de olsa bu internet sayfasının linki olacağı için aralarına tire koymanız çok daha mantıklı. Ya da bileşik yazabilirsiniz. Deneme gibi. Şu şekilde aralarına tire koyarak yazayım. Özellikle uzun yazılarınızda bunu tercih edebilirsiniz. Bir de şunu unutmayın. Bazen yazınızın uzunluğu çok fazla oluyor. Yani WordPress'te şunu yapma gibi. Bunu kısaltmak isterseniz de gene bu alana işiniz düşecektir. Ben Ctrl Z ile geri aldım. Şimdi yükle ekle seçeneğine basarak sizler fotoğraf, video, çeşitli ortamlar ekleyebilirsiniz. Buna sonradan değineceğim. Bu alan sizin yazı yazabilme alanınız ki ikiye ayrılıyor bu alan. Görsel olarak da yani hiç HTML kodlarını bilmiyor olsanız bile bu alan sayesinde yazınızı rahat bir şekilde yazabilirsiniz. HTML alanına gelerek de isterseniz HTML kodlarıyla örneğin P yazarsınız. Adımı yazıyorum. Slash ile kapattıktan sonra paragraf oluşturduğunu browser'a bildirecektir WordPress. Aynen bu şekilde. Yani HTML bilginiz olmasa bile bu alandan korkmayın. Şuraya da tamam basalım. Pekala yazımızı yazdık. Buraya istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz. Yukarıda B alanı bold'dan süresilme. Kalın, yazınızı kalın yazabilirsiniz. Onun yanında eğik seçeneği italiktir. Yatık yazabilirsiniz. Üzerini çiz seçeneği yazınızın üzerini çizer. Genelde bir hata olduğunda ya da iki seçenekten bir tanesi seçilmediğinde kullanılıyor. Sırasız liste seçeneğini Word'den biliyorsunuz. Herhangi bir sıra eklemeden liste oluşturabilirsiniz. Bunun haricinde yine alanını seçiyorum. Bir de şu noktayı unutmayın. Word'deki gibi bir yazı üstünde işlem yapacaksanız önce onu seçmeniz gerek. Seçtikten sonra 1-2 seçeneğine basıyorum. Rakamsal olarak artım sergiliyor. Alıntı seçeneği bana göre çok fazla kullanılan bir seçenek değil ama şöyle düşünün. Gazetelerde haber oluyor. Haber olduğu zaman kişinin görüşleri haberin daha iç kısmında veriliyor. Belli paragraf oluyor, paragrafın altına iniyor. Daha dar alanda o kişinin görüşlerine ya da önemli düşüncelerine yer veriliyor. Alıntı seçeneği bunun için. Önemli seçeneklerden biri Word'den aşina olduğunuzu farz ediyorum. Ortalama seçeneği ortalama işleminizi gerçekleştirir. Sağ hizalı, sola hizalı seçeneği de keza aynı. Hatta şöyle yapalım. Aşağı kısımda iki yana yaslı seçeneği var. İki yana yaslı ise şu an bende işe yaramıyor. Yazılarınızı hem sağa hem sola dayamak içindir. Link vermek önemli bir konu. Bakın burada zincir seçeneği var. Genelde hep benzer oluyor. Zincir seçeneği yazılarınızı link atmanızı sağlar. Mesela ben basıyorum. URL'yi yani Universal Resource Locator adresi daha doğrusu HTTP ile yazmanız gerek. Yani buraya www yazmamanız öneriliyor. Yazarsanız zaten hata olacaktır. www.google.com seçeneğini seçerseniz buraya da başlık olarak Google yazarsanız
Şöyle bağlantıyı ekle gösterelim. Buradan bu linke tıklandığında kişi Google'a gidecektir. Tekrar göstereyim. Bağlantı yeni pencerede sekmede aç seçeneği sitenizin haricinde sitenizin ekrana geldiği görüntü haricinde yeni bir browser'da yeni bir pencere açarak Google'ı o sayfada açar. Var olan içeriye bağlantı verin seçeneği mevcut bağlantıları buradan sizin kendi sayfanızda, kendi internet sitenizde olan mevcut bağlantıları önünüze yığar ve siz de rahat bir şekilde bir tıkla işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ara seçeneği de başlığa göre arama yapmanızı sağlar. Bakın burada ben başlık yazdım. Aklınıza takılabilir bu neyin nesidir diye. Bu görme engelli kullanıcılar için bir kolaylıktır. Onların kendilerine özel okuyucuları var. Web sayfası okuyucuları var. Google linkini onlar bu şekilde anlıyor. O okuyucu kişiye, görme engelli kişilere Google yazısını seslendiriyor ve o kişi de bu linkin Google'a ait olduğunu anlıyor. Devam ediyorum. Linki ortadan kaldırmak için pişman olduysanız eğer böyle bir şey, bakın bağlantıyı kaldır seçeneğine basarsanız link ortadan kalkıyor. Yazım denetimi işine hiç bulaşmayın. Türkçe yok. Daha fazla etiketi ekle seçeneği güzel bir seçenek. Şöyle bir durum var. Mesela 10 paragraflık bir yazınız var. Şöyle uzun uzun bir yazı ekleyelim. Uzun bir yazıyı rahat bir şekilde hazır olarak bulmak için Lorem Ipsum Generator kullanabilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. Hali hazırda kendinize yazı bulamazsanız burada yazılmış, Latince olarak yazılmışı, üretilmişi var. Buradan ben kopyalama işlemi yapıyorum. Yazıyı uzun uzun yazıyorum. Şimdi bakın, siz internet sayfasına, şuradan ön izlemeden de göstereyim, o alana da geçeceğim birazdan. Sizler internet sayfasına bir yazı yazdığınız zaman bu yazı çok fazla yer kaplar sayfada. Dolayısıyla örneğin haberin geri kalan kısmını okuyun seçeneği vardır gazete sitelerinde. Buradan da birinci paragrafın bittiği noktaya farz ediyorum. Birinci paragrafın bittiği noktaya gelip daha fazla etiketi ekleye basarsanız bakın bu istemediğimiz hali. Yazı gerçekten de uzun uzun böyle görünecektir. Var olan alanlarda. Bakmayın şimdi burada ön izleme ekranında sanki yazının iç kısmına girilmiş gibi oldu ama. Şimdi bu alanda mor seçeneği yazan alan bizim daha fazla etiketi ekle alanımız. Ön izlemeye tekrar basıyorum. Bu alanda eğer biz bunu yayınladığımız anda yazı, şimdi burada tam olduğu gözüküyor ama yazı hali hazırda sadece bu kadar alanı çıkacaktır ön izlemelik alanda. Hani şu internet sayfanızda, ana sayfa kısmını göstereyim size. İnternet sayfanızda başlığın olduğu ve yazının birinci paragrafı olduğu alanda. Buradan daha fazla seçeneğine, sağ alt köşedeki daha fazla seçeneğe tıklayarak kişi yazının kalanına ulaşabilir. Bizde de durum böyle olacak. Birazdan girince göstereceğim. Devam ediyorum. Bana bu panel yetmiyor diyorsanız tam ekran moduna geçebilirsiniz. Peki nedir tam ekran modu? Sağdaki soldaki ıvırların zıvırların kaldırıldığı alandır. Bakın burada daha geniş bir alan sunuyor size WordPress. Geri dönüyorum. Bazılarınızda mutfak tezgahı görüntülenmeyebilir. Çünkü bazı seçenekler kullanımda değil. Hatta bunun daha teferruatlısı var. TinyMCE diye program var. Onu da eklentiler kısmında anlatacağım. Çok daha ayrıntılı. Panele çok daha ayrıntılı seçenekler eklemenizi sağlıyor. Buradan biçim seçeneğine basarak başlığınızı otomatikman hali hazırda hani sizlerden daha önce formatlanmış ve hizmetinize sunulmuş şekiller karşınıza çıkıyor. Mesela önceden biçimle hiç böyle bunun biçimiyle uğraşmıyorsunuz. Şuradan yazıyı da seçebilirim. Herhangi biçimiyle uğraşmıyorsunuz. Burada hazır seçeneklerden birini seçerek örneğin önceden biçimliğe basarak yazınız önceden biçimlendirilmiş hale bürünüyor. Underline altı çizili. Yazınızın altı çizili oluyor. Ki HTML kısmına geçiyorum. HTML kısmında gerekli işlemler yapılmış oluyor. Strong seçeneği yazınızı bold yazmanızı, kalın yazmanızı sağlar. HTML'de de böyledir. Emphasis, vurgu seçeneği yani ya da italik olarak da diyebiliriz.
Pardon, vurguyla karıştırdım onu. Devam ediyorum. Metni seçtikten sonra metninizin rengini de değiştirebilirsiniz. Bakın burada daha çok renge basarak daha fazla renge elde edersiniz. Ben kırmızı renk seçtim. Eski WordPress versiyonlarında 3.2'de böyle bir sıkıntı vardı. Bazen rengi seçmenize rağmen maalesef bu ekranda renklendiğini göremiyordunuz. Browser'da renkli gözüküyordu. Eğer eski versiyon kullanıyorsanız bu sizin gözünüzü korkutmasın. Browser'da normal gözükecektir. Zaten bir önceki videolarda ne demiştim? Eski WordPress versiyonu kullanıyorsanız mutlaka güvenlik ihtimalini göz önünde bulundurarak yeni versiyonlara geçin. Salt metin olarak yapıştır seçeneği genelde bu WordPress'in yapımcıları tarafından tavsiye ediliyor. Word'den yapıştır ve salt metin olarak yapıştır. Peki nedir? Bu şu anlama geliyor. Bazen Word'den yazı yapıştırmak isteyebilirsiniz ya da normal TXT belgesinden. Komple sağ tıklayıp yapıştır seçeneğiyle işinizi görebilirsiniz ama WordPress'in eski versiyonlarında sorun olabiliyordu bu. Dolayısıyla bu sebeple böyle bir alan karşımıza çıkıyor. Buradan Word'den kopyaladığınız bir metni alıyorsunuz. Buraya yapıştırıp ekleye bastığınızda metniniz aynen ekleniyor. Simge seçeneği ya da özel karakter seçin seçeneği yazınıza özel karakter eklemenizi sağlıyor. Girinti ekle yazınıza soldan iç kısma doğru girinti veriyor. Yazıyı içeri doğru sıkıştırıyor. Öyle diye. En çok kullanacağınız seçeneklerden biri geri al, tekrarlı seçeneği. Yardım seçeneği ise WordPress'te yardım almanızı sağlar. Yardım alanına erişmenizi sağlar. HTML kısmını da anlatıp bırakıyorum. Bayağı uzadı video. Arkadaşlar şimdi HTML kısmıyla kod yazmak istiyorsanız aslında alışmanız için iyidir. Ama WordPress bunu kolaylaştırdığı için hani ön bilgi gerektirmediği için sevildi. Tabii sevilmesinin arasında birçok sebep var da bu sadece bir tanesi. Eğer var olan HTML kodlarınızı bu alana yapıştırmak istiyorsanız ya da sıfırdan ben yazmak istiyorum diyorsanız bu alanı kullanabilirsiniz. Yapıştırmak istediğinizde de örneğin ben bazı kişilerde böyle görüyorum. Dreamweaver, Frontpage gibi alanlarda hala hazırda kendileri yazıyorlar. Örneğin Umut yazdım. Şuradan madde işareti ekledim başına. Bunu tutup da WordPress'e kod olarak yapıştırabilirsiniz. Şöyle oluyor. Ben mesela kod kısmına geçiyorum. Buradan UL etiketine tıkladığımda alan seçili hale geliyor. Sağ tıklayıp kopyalaya basıyorum. HTML kısmına geliyorum. Yapıştıra bastığım anda benim şu an mevcut yazım bakın aynen bu şekilde karşıma çıkıyor.